Kurslar bugün örgüde ajurlu tekniğindeyiz. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde dekoratif el sanatları örgü kursu açıldı. Efendim Ali abla. Bir bakabilir misin? Evet Ali abla. Şimdi düz mü öreceğim? Şaşırdım saymayı. Düz şöyle öreceksin. Tamam, teşekkür ederim. Kursa komşusu ve arkadaşı olan Aynur Adanır'ın girişimiyle 21 yaşında gözlerini Behçet hastalığı sonrası tamamen kaybeden 63 yaşındaki Aliye Özçelik de katıldı. Fazla bulduralım. Özlem Hoca. Kurs sayesinde hem hayata karışan hem de çeşit çeşit örgüler örmeye başlayan Özçelik'in yeni arkadaşları da oldu. Hayatına renk geldi. Ne anlam? Evet evet, elim, kulağım ve burnum. Kendisinin herkese örnek olmasını isteyen Özçelik, yaşamın güzelliğinden kimsenin vazgeçmemesini istedi. Yakalandığı Behçet hastalığı nedeniyle gözlerini kaybettiğini anımsatan bir çocuk annesi Aliye Özçelik, tedaviler, ameliyatlar hiçbir şeyin çözüm olmadığını söyledi. 21 yaşımda Behçet hastalığında gözlerimi kaybettim, yani görme yetimi kaybettim. Tedaviler, ameliyatlar falan hiçbir şey çözüm olmadı maalesef. Kesin tedavisi yok Behçet hastalığının. Her işimi kendim yapıyorum. Yemeğimi, temizliğimi, çamaşır, bulaşık. Mesela bulaşık makinesi kullanmayı sevmiyorum ben. Elde yıkamak daha çok hoşuma gidiyor. Kursa katılma hikayesini anlatan Özçelik, kendine zaman ayırmış olduğunu ifade ederek bütün kadınlara da tavsiye etti. Aynur Adanır arkadaşı bir senedir söylüyordu bana. Bir türlü cesaret edemedim. Hani yalan söylemeyeyim, nasıl karşılanırım veyahut da herhangi bir süreç yaşar mıyım? Sağ olsun kendisi Aynur. Bir sene ısrarla söyledi. Geldim buraya, baya baya rahatladım yani. Kendime bir özelim olmuş oldu. Kendime özel zaman ayırmış oldum ki bütün kadınlara da tavsiye ederim. Kurs sayesinde topluma karışıp, çeşitli insanlarla tanışıp güzel dostluklar kurduğunu dile getiren Özçelik, daha fazla kişi tanıdığını, insanları da seslerinden ayırt etmeye başladığını kaydetti. Burada topluma karışmış oldum. İnsanları tanımış oldum. Çeşitli kişilik analizleri yapabilir oldum. Şimdi bu kursa geldiğim için İnsanları seslerinden analiz edebiliyorum, tanıyabiliyorum. Görme ve ortopedik engeli bulunanlara tavsiyede bulunan Özçelik, yaşamak güzel, bir şeyler öğrenmek daha güzel ifadelerini kullandı. Tavsiyem görme engellilere, bir de ortopedik engellilere hayata küsmesinler. Dört dörtlük sağlıklı olup da hiçbir şey yapamayanlar var. Bunları göz önünde bulundursunlar ve de engelliyiz deyip de hayattan soğumasınlar. Yaşamak güzel, bir şeyleri öğrenmek daha da güzel. Bir yıl boyunca Aliye Özçelik'i ikna etmeye çalıştığına dikkat çeken arkadaşı Aynur Adanır, her zaman onun yanında olacağını ifade etti. Hadi gidelim, hadi gidelim, insanlarla karış, bak insanları gör ve de çok güzel oldu. Her zaman da yanımda, her zaman da onun yanındayım. Her yaştan 12 kursiyeri olduğunu aktaran kurs hocası Derya Balkanlı, Aliye Hanım'ın özel bir kursiyeri olduğunu ve onu tanıdıktan sonra her şeyin farklı olduğunu söyledi. 12 tane kursiyerim var, hanımlardan oluşuyor. Aliye Hanım benim özel kursiyerim. Onu tanıdıktan sonra bazı şeylerde farklılık oldu tabii ki. Hani bir engel olmadığını görmenin onu anladık. Kursiyerlerim de her türlü yardımcı oluyor. Evde yalnız kaldığı için kızının önerisiyle kursa gelen 65 yaşındaki Naciye Özkan da Aliye Hanım'ı görünce hayata daha güzel bakmaya başladığını söyledi. Aliye Hanım'ı görünce hayata daha çok güzel bakmaya başladım. Her şey burada çok güzel gidiyor. Bilmediğimizi öğreniyoruz.